Merhaba. İkinci çalışmamız Pro Tools'un ekranları ile ilgili. Pro Tools içerisinde Mix Edit ekranı olmak üzere iki temel ekran bulunduruyor. Şu an görmüş olduğunuz ekran Edit ekranı. Önceden çalışılmış bir proje var ekranda. Edit ekranı kayıtlarımızı yaptığımız, bu kayıtlarla ilgili kesme, kopyalama, yapıştırma, fade vesaire gibi işlemleri yaptığımız temel ekran. Edit ekranını kişiselleştirmemiz de mümkün. Pro Tools bu konuda çok esnek davranıyor. Edit ekranın bölümlerine kısaca değinelim. Şu görmüş olduğunuz alan ana alandır. Burada yaptığımız kayıtlar ve tracklerin önceden region olarak adlandırılan ama sonradan klip olarak adlandırılan görüntülerini görmekteyiz. Yani waveformları veya MIDI datalarını burada bu şekilde göreceğiz. Üst taraftan başlayarak aşağı inelim. Burası Universe View olarak adlandırılan proje içerisinde hızlıca gezmemizi, nerede ne var ne yok çabucak görüp dolaşabilmemizi sağlayan bir ekran. Altında ise çeşitli bölümler var. Projenin temposu, ölçü sayısı, tonalitesi, yazdığımız akorlar varsa akorlar, işaretleyeceğimiz markerlar bu bölümde yer alıyor. Hemen onun altında bar beat cinsinden görebileceğimiz bir metre var. Tabii metronomlu çalışmalarda bu açık durması çok faydalı. Bununla birlikte burayı yine kişiselleştirebiliyoruz. Yani örneğin akorları görmek istemiyorsanız chord kısmını kapatabilirsiniz. Ya da dakika saniye cinsinden de projeyi takip etmek istiyorsanız buradan açabilirsiniz. Burası tamamen kişiselleştirilebilir bir şekilde karşımızda. Onun altındaki bölüm tracklerin olduğu yani kanallarımızın bulunduğu bölüm. Kanal tiplerine daha sonra değinmek üzere sol taraftaki kısma bakalım. Sol tarafta track listimiz var. Burada var olan trackleri liste halinde sol tarafta görebiliriz. Bunların arasında örneğin burada seçtiğimiz zaman track de otomatik olarak seçilir. Herhangi bir track'in üzerine sağ tıkladığımız zaman hide et yani gizle ya da inactive et ya da görüntüyü ona odakla şeklinde seçenekler görebiliriz. Onun altında ise grup kısmı var. Klipleri gruplandırabiliriz. Örneğin burada sazlar diye bir grup yapmışım. Gruplandırma, grubu açma, çözme işlemlerini burada yapabiliyoruz. Grupları inaktif etmek için de yine bu menüyü kullanabiliriz. Hemen yanında AZ göreceksiniz. Bu aynı şekilde şurada da var. Grup menüsü ile ilgili kullanacağımız kısa yolları aktif etmek için bunun açık olması gerekiyor. Ya da edit ekrandaki kısa yolları kullanmak için buradaki kısa yol kutucuğunun açık olması gerekiyor. Geniş bir alanda çalışmak istiyorsak bu track list kısmını şuradan kapatabiliriz. Hemen sağ tarafa gelelim. Sağ taraftaysa clip list bulunmakta. Projemizin içerisinde kaydettiğimiz her türlü audio ve MIDI datası burada dosya olarak görünmekte. Bütün çalışma bittikten sonra burada temizleme işlemi yapabiliriz. Dosyaların isimlerini değiştirebiliriz. Zaman işaretlemesi yapabiliriz. Ya da kaydettiğimiz bir track'teki wave dosyasını dışarı export edebiliriz. Buradan dosya olarak çıkarabiliriz. Clip listinde kısa yollarını kullanmak için yine bu kutucuğun aktif olması lazım. Ve menüsünde seçenekleri bu şekilde görebiliriz. Yine geniş çalışmak istiyorsak burayı kapatıyoruz. Edit ekranının en önemli kısmı ise üst tarafta yer alıyor. Burada Pro Tools'un başta bulunan 4 tane modu Grid, Sleep, Spot ve Shuffle modları, daha sonra Zoom ayarları ve Tools dediğimiz Pro Tools'u kullanırken kullanacağımız araçlar bulunmakta. Bunları bir sonraki videoda modlar ve araçlar olarak devam edeceğiz. Şurada ana ekranımız var. Projenin transport bar ile yani çalarken seslendirdiğimiz zaman hangi ölçüde olduğunu, nerede bulunduğunu bar beat cinsinden, dakika saniye cinsinden ya da ikinci bir counter açarak birincisi bar beat, ikincisi time, zaman cinsinden görebiliriz. Yanındaki ekranda ise seçili olan bir klibin başlama ve bitiş noktalarını
ve uzunluğunu görebiliriz. Bir diğer ekransa grid değeri, yani ızgara değerini ayarlayabileceğimiz ekran. Cubase'den vesaire daha önceki programlardan kullananları hatırlayacaktır. Herhangi bir seçim yapmak için, örneğin ben şimdi grid değerini 1 bar olarak ayarlayayım. Şurada herhangi bir seçim yaptığım zaman bakın otomatik olarak 1 bar seçecek şekilde, yani bir ölçü seçecek şekilde ayarlandı. Şöyle büyüterek daha net göstereyim. Bakın seçimi sadece bir ölçü yapabiliyorum. Ama grid değerini bir dörtlük nota değerine indirgersen seçimim artık her seçimim bir dörtlük olacak. Tabii bunun aktif olması için de şurada grid notta çalışıyor olmam lazım. Daha küçük değerlerle de çalışabiliriz. Bunu MIDI yazarken de, edit işlemleri yaparken de kullanabiliriz. Yine nudge değeri var altta. Nudge değeri de grid gibi belli bir değerle kaydırma işlemlerini, sağa sola taşıma işlemlerini yaparken kullanacağımız değeri seçmeye yarıyor. Hemen yanında transport bar var. Standart kontroller, start, stop, ileri geri sarma, baş al, son al komutları burada bulunmakta. Edit ekranı temel olarak bu şekilde. Burayı da özelleştirebiliyoruz. Şuradaki menüden örneğin MIDI kontrollerini ve sinkron kontrollerini açık hale getirebilirim. Gelişmiş olarak, yani transport barı şurada full fonksiyonuyla görebilirim. Track listi, clip listi ve MIDI editörü buradan açıp kapatabilmem mümkün. Birinci ekranımız edit ekranıydı. Edit ekranı ile ilgili temel bilgiler bunlar. İkinci ekranımızsa mix ekranı. Burada klasik bir mikser görüntüsünde her şey karşımıza geliyor. Yine burada özelleştirilebilir bir şekilde. Hemen sol taraftan penceremizi açarsak tracklist'i yine görebiliriz ve grup penceresini. Ve yanındaki kutucuktan da burada hangi unsurları görebileceğimizi seçebiliriz. Örneğin harici bir preampli kullanıyorsak preamplimizi buradan ayarlayabiliriz. Ya da enstrüman kullanıyorsak enstrümanların ayarlarını ekranda görmek isteyebiliriz. İnsörtler, örneğin ikinci insert çok kalabalık görünecek. Burayı görmek istemiyorsunuz, kapatabilirsiniz. Sentler, yeni versiyonda EQ'lar için EQ curve'ü de görmemizi sağlayan diğer programlarda aşina olduğumuz bir görüntü de eklendi. Metreler ve fader'lar, input-output ara birimlerimiz, delay compensation, yani sistemde pluginlerden kaynaklanan bir gecikme varsa onu telafi eden sisteme sahip Pro Tools ne kadar çalıştığını gösteriyor. Renkleri ve açıklamaları buradan aktif hale getirebiliriz. Mix ekranında yukarıdan aşağı incelediğimiz zaman insertler, efektlerimizi insert edeceğimiz kutucuklar, sentlerse sent yoluyla efektleri send etmemiz için bize olanak sağlayan kutucuklar. Hemen altında biraz önce söylediğimiz gibi yeni versiyonda var bu. EQ körler var. Altında bir grup var ise hangi grupla ilişkili olduğunu seçebileceğimiz I/O ara birimi ya da input'umuz varsa hangi kanaldan input alabileceğimizi seçebiliyoruz. Otomasyon modları yine buradan seçilebiliyor. Pan ayarlarımız, monitoring, record enable, solo mute, fader'ın kendisi, göstergelerimiz, ses seviyelerimiz, delay varsa sistemde ve ne kadar kompense ediliyorsa bunu gösteren alttaki info barı bulunmakta. Pro Tools'un temel ekranları bu şekilde edit ve mix ekran olarak iki tane ana ekrandan bu videoda bahsetmiş olalım. Bir dahaki videoda track tipleriyle ve yukarıda gördüğümüz Pro Tools'un modları ve tool'ları ile devam etmek üzere. Hoşça kalın.